the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me, stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. Antalya'nın tek kanalı Kanal V ekranlarından Sanatta 30 dakikadan yeni bir sezonda yine sizlerle birlikteyiz. Evet, bugün Antalya'mızın aydınlık yüzleri, gençlerimizle birlikteyiz. Çok inanılmaz güzel bir grup. Onları birazdan hep birlikte tanıyacağız. Ama öncelikle Vinilo Müzik Grubu bakalım bize bugün neler bahsedecek, neler anlatacaklar. Hep birlikte izleyelim. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanılmaz keyifli bir hazırlık sonrasında yayındayız sevgili arkadaşlar. Bir pazar günü, muhteşem bir pazar gününde burada hıncı hıç bir mücadele içerisindeydik. Ve şimdi yayındayız. Öyle değil mi? Evet. Öncelikle sizleri tanıyalım mı? Yani Vinilo grubunda nasıl oluştu, nasıl başladınız? Aslında biz hepimiz müzik eğitimcisiyiz. Yani standart bir müzik öğretmenliğinin yanında kendi çalgılarımıza da bazı emekler veriyoruz. Bunu bir araya getirmek istedik çünkü sadece çocuğu eğiten ya da öğrenciyi eğiten eğitmenler değil, çalgısına hakim olan, birlikte müzik yapmaktan keyif alan eğitimcileriz. Bu şekilde bir yola girdik. Birlikte müzik yapmaktan çok hoşlanıyoruz. Peki seni tanıyalım, yani biraz kendinden bize bahset o zaman. Yani grubun oluşumunda ön ayak kimler oldu, nasıl bir araya başladınız, geldiniz? Aslında ben oldum, bunu tetikleyen hep sürekli farklı insanlarla çalışmam oldu. Yani bazen öyle denk geliyorsunuz ki sizi bir yere davet ediyorlar. Hiç tanımadığınız insanla aynı sahneyi paylaşıyorsunuz. Bu bazen keyifli olabilir ama bazen de çok yorucu. Ve ben artık kendi ekibimle, kendi arkadaşlarımla, kendi sevdiğim insanlarla müziğimi paylaşmak istedim. Ocak ayında kuruldu grubumuz.
İlk başta 3 kişiydik, 3 kişi yola çıktık. Daha sonra daha da büyüdü. Şarkı söylemeye başladık, besteler yapmaya başladık. Yurt dışı ile ilgili bazı projelerimiz var. Instagram hesabı aldık. Instagram'dan yabancı gruplara ulaştık. Takip edebilirler. Evet, tabii ki. Yabancı gruplarla bir iletişim içindesiniz. Evet, şu anda öyle. Yazışmalar devam ediyor. Tabii biliyorsunuz bu işler çok kolay değil. Mutlaka. Ama böyle planlarımız var. Grubumuz çok yeni. Bakalım, devam ediyoruz. Evet. Peki, sizi tanıyalım solistimiz olarak. İnanılmaz bir ses tonunuz vardı biraz önce. Teşekkür ederim. Mikrofonu alalım. Evet. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Adım Beste. Arkadaşlarımla çalışmaya başladım Antalya'da. Normalde Ankara'da yaşıyordum. Gazi Müzik Öğretmenliği mezunuyum. Şu an Antalya'da yaşıyorum. Burada müzik çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki bu gruba dahil ne zaman oldun? Hani ilk zamanlardan mı yoksa sonradan mı dahil olanlardan? Ben sonradan dahil olanlardanım. İyi yapmış mısın peki? Çok güzel yapmışım. Çok mutluyum. Evet, peki grup içerisinde neler yapıyorsunuz şu an? Hani projeler veya nerelerdesiniz, neler yapıyorsunuz, onlarla alakalı bahseder misin? Birçok etkinlikte hep birlikte görev alıyoruz. Bazen bölünüyoruz, bazen hep birlikte gidiyoruz. Nişan, kokteyl, nikah, otel, birçok etkinlikte çalıyoruz. Açılışlar, davetler, özel davetler, değil mi? Benim evet. Onlardan bilgim evet, var. Evet. Evet. Nereden mezunuz? Gazi Müzik Öğretmenliği. Gazi Müzik Öğretmenliği. Evet. Ne güzel, ne güzel. Evet, bir sizi de tanıyalım lütfen. Merhabalar, adım İpek, İpek Kara. Trabzonluyum. Evliyim. Müzik öğretmenliği mezunuyum ben de, Uludağ Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi. Evet, hatta Hülya'yla aynı. Aynı dönem. Benim bir üst bir döneminden, üst. Evet. Peki gruba ne zaman dahil oldun? Sen de aynı şeyi soralım. Gruba en baştan beri. İlk başta, o zaman evet. Öyle yani, kurucular gibi oldu. Selin'le, evet. Selin karar verdi, konuştuk, bir araya geldik. Zaten önceden de tanışıyorduk. Selin'le tanıştım. Zaten Hülya'yla önceden tanışıyordum. Bir araya geldik derken böyle 6 kişi olduk. Böyle güzel bir grup yavaş olmuş. Yavaş yavaş büyüdük yani. Ama inanılmaz. Zaten sanatseverler de izleyecek. Aslında bir ara verelim isterseniz. Nasıl bir ara verelim? Sizin güzel müziğinizden bir örnek verelim sevgili sanatseverlere. Sonra yine kaldığımız yerden devam edelim. Thank you.
Evet, şimdi de sizi tanıyalım bakalım. Ben Gizem Çelik, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden mezun oldum. Selin'le zaten bu yola girdiğimizde liseden beri tanıştığımız için kendisiyle bağımız bir hiç küçük kopmadı. Bir kopmuş olsa da üniversiteden sonra tekrardan bir araya geldik. Binirli kurmak için hani zaten Selin'in planladığı her şeyi tek tek uygulamaya başladık. Onun dışında zaten büyüdük ve büyüdüğümüz işte çok mutluyuz. Evet, bugün buradasınız. Her geçen günde gerçekten de yol kat ediyoruz. Evet. Hiç geriye gitmiyoruz, hep ilerliyoruz. Bu şekilde. Ne güzel. Diğer arkadaşımıza da bir... Evet, onda da mikrofon yani, varmış. Mikrofon var benim. Lütfen, benim mikrofonum var. Evet. Biyolojiyim ama mikrofonum var. Ne kadar güzel, ne kadar güzel. Evet. Gruba ben de en baştan dahil olanlardanım. Ne güzel. İpek'le tanışıyorduk. Daha sonra Selin'le tanıştık. Tabii biyoloji olduğum için beni önce kabullenmeleri birazcık zor oldu. Hülya Tunağan bu arada. Evet. Ben biraz böyle geriden geliyorum. Çalışmalarımız başta birazcık böyle başka işlerimizin de olması sebebiyle zorlansa da şimdi bu gruba ve birbirimize emek vermek adına birçok şey yapıyoruz ve bundan çok keyif alarak yapıyoruz. Evet. Çünkü önceliğimiz kendimiz için keyif alarak yapmak bu işi. Hı-hı. Ve çok güzel ilerliyoruz. Yani biz buradan anlayabiliyoruz zaten, hem hazırlıklarınız olsun hem enstrümanlarınızla göstermiş olduğunuz performanslardan sevgili seyircilerimiz de biraz önce izledi ve inanılmaz keyifliydi. Daha da devam edecek birazdan. Diğer arkadaşımızı alalım, bir de onu tanıyalım. Merhabalar, ben Merhaba. Yaren. Çukurova Üniversitesi'nde konservatuardan mezun oldum. Hı hı. Sonra aniden Antalya'ya taşındım. Sonra Selinlerle karşılaştım falan derken. Aslında ilginç bir karşılaşma anımız evet. var. Lütfen. Hülya denk geldi. Onu lütfen. Bahsedebilir. Bahsedebilir. Yani evet, onu bence Hülya anlatsın. Onu ben anlatmak isterdim ama valla onu bilmediğim için. Evet Hülya, sen dinleyin. Sıradan bir hastane günüydü. Randevu falan bekliyordum ben. Arka tarafta hani bir tane telefon görüşmesi oluyor. Hani böyle müzikle ilgili falan bir konuşma. Ben de birazcık merak ettim böyle. Bayağı kulak misafiri olmuşum galiba. Sonra döndüm, aa müzisyen misiniz? İşte ben de müzisyenim. Biz de karşılama müziği falan yapıyoruz diye. Sonra tanıştığımız beyefendi, ya benim de Adana'dan yeğenim gelecek. Hani grubunuzda bir çelist lazım mı dedi. Ve biz o dönem hani böyle deli gibi çelist arıyoruz. Evrene olmuş. Nasıl bir enerji gönderdiysek. Hani, Türk filmlerinde izleriz ya. Evet. Sokakta şarkı söyler, bir tanesi arabayla geçerken kart uzatır falan. Öyle gibi oldu herhalde burada değil mi? Evet, hastanede. Öyle bir karşılaşmamız oldu. Sonra böyle çalışmalara başladık. İlk başta Selin'le başladık. Onların işte repertuarına işte bakmaya başladık. Hı hı. Sonra hep beraber toplandık. Güzel de şeyler yapıyoruz. Yani evet. Çok da mutlu oldum cidden karşılaştığıma. Çünkü ekip arkadaşlarım cidden çok tatlı ve çok iyiler. Peki böyle bir şey konuşmaya başlayınca kendi aranızda yaşadığınız enstantaneler var mı? Yani böyle çalışma esnası, çalışmadan önce kendi aranızdaki o güzel diyaloglardan bahsetmek gerekirse ki var herhalde. Çok var. Var, çok var. Evet, biraz ondan bahsedelim mi başlamışken? Bence fikir ayrılıkları olabilir. Fikir ayrılıkları. Evet, biraz yani çünkü çok zor. Yani altı kadının bir araya gelmesi zaten çok zor. O zaten zor. Evet çok inanılmaz. Anlaşabilmek çok zor ama o dürüstlüğü devam ettirdiğimiz sürece bu işin devam edeceğine ben inanıyorum. Bence o dürüstlük şuradan profesyonel olmanızla alakalı. Kesinlikle, yani akademik evet. bir eğitimden gelmişsiniz. Evet. Ve ne söyleseniz birbirinizi anlayabiliyorsunuz. Evet. O anlamda hani bir yerden sonra çakışma ya da çelişki olacağına inanmıyorum. Evet. Peki şöyle diyelim, mezun olduğunuz okullardan sonra mezun olduğunuz bölümle, enstrümanlarınızla ilgili Türkiye ile hani yurt dışı çıktınız, hepiniz biliyoruz biz bunları. Biraz oradan bahsetsek, yurt dışında bu müzikler. Evet, yani bulmuş olduğunuz durumla alakalı. Evet, aslında çok farklı. Öncelikle sistem farklı. Mesela biz burada üniversitedeyken 11 ders alma zorunluluğumuz varken orada aynı okulda 4 ders alma zorunluluğumuz var. Yani buradaki ağırlık biraz fazla. Evet. Biz mesela tek bir şeye yönelmiyoruz. Biz
Öğrencilerle iletişim kurmayı öğreniyoruz. Biz yaratıcı dramayı öğreniyoruz. Okul öncesi müzik eğitimini alıyoruz. Orkestrada çalıyoruz, koroda söylüyoruz. Evet. Türk müziği, sanat müziği ve çalgılarımız. Yani 7-8 parçaya ayrılıyoruz aslında. Hı hı. Ama yurt dışında böyle değil. İnsanlar kendi alanlarını seçiyor. Ben diyor okul öncesinde çalışacağım, o zaman o olsun. Ben üniversitede akademik personel olmak istiyorum, o zaman o yönde ilerleyeyim. Bize bu seçenek pek verilmiyor. Ama biz bunun içerisinden, bu zor sistemden geçip bu çalgılarımızı yanımıza alıp bir yola baş koyduk. Baş koydunuz. Evet, devam ediyoruz. Oradaki imkanlar ne açıdan daha iyi? Yani şu açıdan o dediğim ders ağırlıkları zaten evet, çok, o çok inanılmaz çok güzel bir şey tabii. Bir de oradaki müzik kültürü çok daha farklı. Örneğin biz İtalya'dayken, hatta o zaman Beste de vardı. Hı hı. Birlikte İtalya'dayken hostelin bahçesinde bir müzik yapıyorduk. Ve o zaman bir güvenlik görevlisi geldi. Bizim şarkımızı bitirmemizi bekledi. Şarkımızı bitirdikten sonra alkışladı ve misafirlerimiz uyumuş olabilir, ertesi gün devam edebilir misiniz dedi. Ricada bulundu. Ricada bulundu. Yani evet. Burada öyle yani karşılaşıyoruz ki. Yani mesela protokol geliyor diye müziği durduruyorlar. Şarkının yarısında duruyoruz. Mesela bunlar bizi üzen, yani müzisyen insanlar hassas insanlar. Mutlaka sanatçı, evet, özellikle insanlar, o ruha evet. Sahip olan insanlar. Ve bunlar gerçekten çok kırıyor. Meslek ahlakına aykırı değil evet, mi? Evet, kesinlikle. Hangi meslekte olursan ol, bu senin işin, profesyonel hayatın yani. Ama belki de biz hani bu birlikteliği yakaladığımız için o kendimizi bir şekilde nasıl diyeyim? Özgüveni yakalamışız yani, zaten evet. Değil mi? Yani gereksiz şeyler neyse, aslında. Neyse burası böyle deyip hani kendi... Kabulleniyorsunuz, mecbur evet, kabullenmek zorunda evet, kalıyorsunuz. Evet, evet. Çünkü böyle bir güzel bir oluşum var evet. Ve herkesin bu gruba inancı tam. İşler böyle olunca bir şekilde görmezden geliyoruz. Değil mi? Ama keşke oradaki gibi olsa. Evet. Peki neler düşünüyorsunuz? Yani şu anki bu Vinella grubunda projeleriniz gelişecek mi? İleriki süreçte neler düşünüyoruz? Var aslında. Arkadaşım Beste, adı Beste, aynı zamanda Beste çalışmalarına başladı. Hmm. Gitar da çalıp söylediği için... Ne güzel kendisinden bahsediyorsun. Beste sen bahsettin. Ne güzel dinliyorsun oradan. Evet, hiç sorun yok yani senin anlatmasında. Evet Beste, Beste yapıyorsunuz. Çalışmalarımız oluyor. Antalya'ya geldiğimizden beri çok güzel manzaralar, çok görsel olarak çok güzel bir doğanın içindeyiz. Aslında bu insanı şekillendiriyor. Mutlaka. Ayrıca bir arada olmanın verdiği o güzel güç. Enerji de, evet. O güç de, o desteklenme hissi de insanı çok motive ediyor. Bu yüzden de bu çalışmaları aslında bir arada yapıyoruz gibi bir şey. Evet. Bu kadar. Bu güzel çalışmalardan bir yine ekran başındaki sanatseverlerimizle paylaşalım. Bir izleyelim bakalım performansınızı, sonra kaldığımız yerden devam edelim. Hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miydik yine eski günlere? Uzun zamandır hasret kaldım yüzüne, muhtacım inan senin bir tek sözüne. Yalvarsam ağlasam kapansam dizine, döner miydik yine eski günlere? Söyle, bu
yaşla tek başına söyle. Harikaydı bu da performansınız arkadaşlar. Müthişsiniz. Yani inanılmaz. O açılışları sakın Sanatta 30 dakika lütfen ama lütfen Vinello grubunu mutlaka ama mutlaka takip edin. Sosyal medyadan, herhangi bir medya grubundan. Artık bizler onlarla beraber olacağız. Onları sık sık takip edeceğiz Sanatta 30 dakika ve Kanal V olarak. İnanılmazlar. Onlara destek çıkmak durumundayız. Çünkü bizim gençlerimiz müthiş işler yapıyorlar. Biz de onlara ufacık da olsa destek vermeye çalışıyoruz. Evet, biraz önce sizlere sormuştum. Grubunuzla alakalı projeler ya da kafanızda düşünmüş olduğunuz, yapmak istediğiniz şeyler. Neler var? Biraz bahseder misiniz? Ben söz almak istiyorum bu lütfen konuda. Antalya'da yaşıyoruz. Evet, birçok işler yapıyoruz. Ama şu ana kadar bize herhangi bir sosyal sorumluluk projesiyle ilgili herhangi bir teklif almadık. Tabii ki hani teklif beklenmeksizin kendimiz de bir şeyler yapabiliriz ama bunu daha dikkat çekici bir hale dönüştürmek istiyoruz. Talep gelmesin. Evet, yani kadına şiddet olabilir, çocuklarımıza eğitimiyle alakalı olabilir. Bir talep gelirse evet kesinlikle seve seve arkadaşlarımızla birlikte bu projede yer alırız. Bizler de bu konuda sizlere neden olmasın ki destek çıkabiliriz. Çok da güzel olur öyle değil mi? Evet. Bugün sizi ağırladık Sanatta 30 dakika programında ama süremiz biliyorsunuz ki 30 dakika. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza teşekkür sağlık. Teşekkür ederiz Sanatta 30 dakika ve Kanal V'ye. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Evet, son olarak grubun belki de hani kurucu lideri mi diyeyim Selin'cim. Bize ne söylersin? Aslında bize ulaşmak isteyenler olursa bizim bir web sitemiz var. Aynı zamanda Instagram'da da bulunuyoruz. Bunların ismini söyleyebiliriz. Evet, vinellomusic.com'dan ulaşabilirler ya da Vinello grubunu yazıp bulabilirler Instagram'da. Bize mesaj attıklarında anında dönmeye çalışıyoruz. Cevap veriyorsunuz. Evet, cevap veriyoruz. Çünkü biliyorsunuz artık çağımız gereği sosyal her şey sosyal medyadan gidiyor ve biz de bunun gerekliliklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bize ulaşabilirsiniz Instagram üzerinden. Ne güzel. Sizlere ileriki yaşlarda, ileriki dönemlerde büyük büyük ama büyük başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Zaten öylesiniz ama umarım istediğiniz yere ulaşırsınız ki Türkiye genelinde değil Antalya'da da tiyatroda, opera, balede, müzikte inanılmaz bir yükseliş var. Güzel bir yönde giden projeler ve üretimler var. İllaki güzel yerlere ulaşacaktır sanat. Öyle değil mi arkadaşlar? Evet. Evet, iyi ki geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, bu hafta da Sanatta 30 dakikanın tabii ki sonuna geldik. Bir dahaki hafta seçkin konu ve konuklarımızla yeniden sizlerle birlikte olacağız. Bizi izlemeye devam edin ve sanatta kalın.